Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Alt tarafta bulunan açıklama kısmından bu yazının pdf'ine ulaşabilirsiniz. Oraya kadar inmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin birlikte bu yazılımıza açık uçlu sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuza baktık. Birinci sorumuza diyor ki aşağıda ayın evreleri çizilmiştir. Bu şekillerin altına ayın hangi evresi olduğunu yazınız. Baktık karşımıza parlak parlak böyle parlaktan karanlığa, karanlıktan parlaklığa giden bir ay evreleri gördük. Peki bu ay evreleri nedir? Hocam, birinci şekle baktığımızda bizim de bayrağımızdaki şekle benzeyen biraz ters ama şu tarafa doğru dönmesi lazım. Bir şekil görüyorum. Peki bizim bayrağımızdaki bulunan bu şeklin ismi ne olacaktır? hilal olacaktır. Hilaline ve yıldızına kurban olduğumuz bayrağımız. Daha sonra ikinci şeklimize baktığımızda ilk tarafı karanlıksa, ilk tarafı karanlıksa bunun adı ne olacaktır? İlk dördün olacaktır. Bak aklında korkta. İlk tarafı karanlıksa ilk dördün. Son tarafı karanlıksa, bak sonu karanlıksa buna ne deriz biz? Son dördün aferin. Sonra tamamen karanlıksa der ki ben artık yeni ayım. Artık yeniden doğacağım filan der. Tamamen aydınlıksa der ki dolunay dolunay her günüm dolunay diye bir şarkı vardı ya işte onun gibi bu da tamamen dolunay parlak ay anlamına gelir. İsterseniz buranın bir ekran resmini alın. İlk karanlık ve son karanlığı unutmayın. Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Güneş çok büyük bir sıcaklığa sahiptir ve bu içerisinde bulunan iki tane madde vardır. Bunlardan biri hidrojen, diğeri ise helyumdur. Bunlar ortada gelip birbirleriyle kaynaşıp böyle elektriği ortaya attı mı yani patlama olduğundan dolayı bizim dünyamıza ısı ve ışık enerjisi olarak gelir. Bu gazlar hidrojen ve helyum gazıdır. Peki size bir soru. Güneş böyle çok sıcak ya. Her tarafı böyle sarımsı sarımsı. Apav, böyle baktın baktın Güneş'in her yeri sıcacık. Ama Güneşin üstesinin üstünde bazı noktalarda şöyle hafif siyah siyah noktalar var. Bunların adı nedir? Yorum kısmı kapalı oluyor arkadaşlar. Normalde size yazmanızı isterdim ama bunu YouTube kapatıyor. Biz kapatmıyoruz. Bunların adı size bilgi olarak vereyim. Güneş lekeleri. Evet. Hocam elimizin üstünde yok onlar gibi değil. Bunların üstünde bulunan lekelerdir. Güneş lekeleridir. Bunların amacı şudur arkadaşlar. Güneşin her tarafı ortak bir sıcaklığa sahipken bu lekelerin olduğu yerler biraz daha düşük sıcaklıkta olur. Bundan dolayı güneşin üstünde lekeler ortaya çıkar. Ayın yüzeyinde bulunan meteor çarpması sonucu oluşmuş derin çukurlara ne denir? Bu çukurlar neden oluşur? Şimdi ayın yüzüne baktın aynı benim yüzüm gibi. Benim yüzümde de mesela sol yanağımda şöyle bir sivilceden kaynaklanmış bir çukur var. Sivilceli gibi böyle. Sağda çukur var, burada çukur var. Ayın her yerine baktık üstü hep çukur. Hocam bunların adı neydi? Ayın meteor çarpması sonucundaki bu derin çukurlara biz krater deriz. Değil mi? Ayın yüzeyinde baya büyük böyle kraterler oluşmuştur bu kraterler neden oluşur? Çünkü ayın şu güzelim yüzünde çok ince bir tabaka, ince tabaka atmosfer vardır. Atmosfer. Ve bu atmosferler çok ince ya. Meteor bildiğin taş böyle. Geçen bir amca bulmuş ya 40 kilo meteor buldum falan diye konuşuyordu. Meteor bildiğin böyle taş. Daşı çok hızlı bir şekilde atmışlar. Böyle gelir gelir geliyor. Ayın yüzeyine geldim. Bam diye ne yapıyor? Çarpıyor. Oradan toz toprak havaya kalkıyor. E peki hocam dünyada niye olmuyor? Çünkü dünyanın atmosferi kalın. Dünya böyle kap kalın. Atmosfer olduğu için yana 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 toz haline geliyor. Şimdi parmağım kadar bir şey düşüyor. Ama aya gelince de Potas, kütes ne yapıyor? O daş. Geliyor meteor ayın yüzeyine çarpıyor. Bundan dolayı ince tabaka olması bu çukurların nedenidir ve bu çukurlar krater adı verilir. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur? Dünya dönüyor, dönüyor başım dönüyor. Dünya nedir? Şöyle kendi etrafında bir tam tur dönmesi, bir tam tur dönmesi kaç saattir? 24 saat. Hocam, 24 saatte yani gündüz gece olduğu Dünya kendi etrafında döndü. 24 saat bana bir şeyi canlandırayım. Nedir? Mesela ben sana desem ki bir hafta desem sen bana ne dersin? Hocam 7 gün. E peki ben sana 24 saat dersem sen bana ne dersin? Bir gün dersin. Aa hocam etrafında dönmesi gün oluşturuyor. Yani bir günü oluşturur. Gece ve gündüzün oluşmasını sağlar. Geldik 5. sorumuza. 5'e baktık diyor ki ayın iki ana evresi arasındaki geçen süre ne kadardır? Şimdi güzel kardeş bak şimdi. Şuraya ben bir tane mükemmel resim kabiliyetimle sağ hatta gülen çizeceğim. Bak şöyle gözleri de olan bir güneş çizdim. Güneş. Tamam bunun adı ne? Güneş. Sana ben güzel bir güneş çizdim. Sonra bu güneşin ilerleyen aşamasında şöyle bir tane dünya çizdim. Dünyanın da yanında uydusu ay vardı değil mi? Ay buraya gelsin, buraya gelsin, buraya gelsin, bir de buraya gelsin. Dört evreye gelsin. Bu da ne? Ayımız. Peki ay dört ana evresi vardı. Bunlar neydi? Güneşin karşısındaysa tam parlak dönemi dolunay. Yukarıdaysa İlk dördün, ilk dördün aşağıdaysa son dördün ve buradaysa da yeni ay evresinde olur. Değil mi? Peki sana şunu sorayım. Bunların arasındaki mesafe ne kadar? Bize onu soruyor. İki ana evre arasındaki mesafe ne kadar? Şimdi dolunaydaysa ilk dördüne, yeni aya ya da son dördüne gidecekleri her bir mesafe Bunların arasındaki her bir mesafe bir haftadır. Evet, yanlış duymadınız. Tam bir hafta. Bize gelişi dört hafta ama size bir haftaya Evet, indirim yaptık. Dumping. Her bir evrenin arasındaki mesafe bir hafta olacaktır. Bu kadar. Soru da buydu zaten. Kaç hafta demiş? Niye bak soruyu daha detaylı mı anlatayım? Anlatabildiğimiz kadar anlattık. Dünya kendi etrafındaki dönüş yönü nasıldır? Dünya var ya. Bak bizim güzel dünyamız var ya. Bu çok yanlış bir. Bu nereye döner biliyor musun? Batıdan doğuya. Doğuya. Hocam, güneş doğudan batıya gidiyor. Bak güneş doğudan batıya gittiğini boş versin. Sen öyle görüyorsun. Çünkü sen batıdan doğuya döndüğün için güneşi o şekilde görüyorsun. Bir de bu dünya çok ters adam saatin tersi yönünde dönüyor. Hiç sevmedim. Bunlar hakkında bulunsun. Soru çıktı mı tık tık yap. 7'ye baktım. Yani dünyayı sevmedim tersi mersi dediğim hep aklınızda kalsın diye oralara not veriyorum. Böyle ince ince bilgi veriyorum. İp ucunu, ipin ucunu tutun. Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen neden dünyadan bakıldığında küçük görünür? Güneş ne dedik? Kocaman dedik. Dünya orta seviye ay geçecek. Bu kadar. Bu kadar. Minnacık. Heh. Peki biz güneş çok büyük. Bakıyoruz. Cık. Hocam güneşle ay aynı büyüklüğe sahip. Nerede baksan. Ay'a diyorsun ki güçcücük. Güneşe diyorsun kocaman. Ama aynı görüyoruz. Neden? Çünkü bak. Bak şimdi. Bu yumruğu görüyor musun? su gördün değil mi? Bu yumruk. Bu ne? Parmağımın ucu. Peki bak. Yumruğu buraya koydum. Yumruğum nasıl? Kocaman değil mi? Bak 5 tane parmağın birleşmesiyle o kocaman oldu. Peki parmağım nasıl? Gittik. Bunu ben getirip kameranın neredesin kamera? Kamera neredesin? Yanına koyduğumda bak bak nasıl görünüyor? Bak küçücük parmağım nasıl göründü? Kocaman yumruk kadar göründü. Gördün mü? Ha demek ki aradaki mesafeyi ben biraz havaya kaldırdığımda o büyüklük küçüklük algısı gidiyor. Camdan dışarı bak. Yanındaki bir adama bak kocaman değil mi? Uzaktaki bir adama bak küçücük böyle sinek gibi duruyor. İşte amaç budur. Güneşin oldukça büyük olmasına rağmen küçük görünmesinin sebebi dünyaya çok uzak bir konumda konumda olmasıdır. Bu kadar. Geldik Ayşe'ye. Ayşe demiş ki şekildeki meyveleri kullanarak güneş, dünya ve ay modeli yapmak istiyorum öğretmenim. Peki Ayşe demiş. Güneş, dünya ve ayı hangi meyvelerde doğru eşleştirilir yazınız demiş. Güneş neydi? Kocamandı değil mi? Böyle kocaman büyüktü. Peki karpuz mu büyük? Portakal mı büyük? İrik mi büyük? Tabii ki de karpuz olduğu için güneş burada olacaktır. Portakal Orta büyüklükte olduğu için Dünya alacaktır. Erik küçük büyüklükte olduğu için Ay olacaktır. He, sorularımız bu kadar. Arkadaşlar sorularımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak kocaman kocaman gilen gilen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>